Bugün size bir kitap önereceğim. Bir felsefe kitabı, spiritüel bir kitap. İnsanı dünya üzerine, evren üzerine, yaşam üzerine, kendi varlığı üzerine, yaşamanın anlamı üzerine düşünmeye sevk eden bir kitap. Dünya tarihinde en çok çevirisi yapılan, en çok dile çevrilmiş olan kitap İncil. Benim size tavsiye edeceğim kitapsa İncil'den sonra dünyada en çok çevirisi yapılmış olan kitap Bhagavad Gita. Bhagavad Gita Tanrı'nın şarkısı demek. Bir Hint destanının, Mahabharata'nın bir parçası Bhagavad Gita. Mahabharata Sanskritçe yazılmış çok uzun bir destan. İlyada ve Odise'nin toplamından 8 kat daha uzun Mahabharata'nın tamamı. Bhagavad Gita ise Mahabharata'nın kısa bir parçası. Bendeki bu versiyonu 256 sayfalık bir versiyon. Başka versiyonları başka sayfa sayılarına sahipler. Şöyle kapağını gösteriyorum ama sanırım parlıyor biraz beyaz olduğu için. Bendekisi Gandhi'ye göre Bhagavad Gita versiyonu. Gandhi'nin okuduğu ve anladığı üzerine e, yorumlar yaptığı kadarıyla notlarıyla birlikte basılmış e, bir versiyon. Bu kitap Bhagavad Gita Mahabharata destanından daha ünlü. Bu küçük parça bütün destandan daha ünlü bir parça. Bütün Hindu metinleri arasında, şimdiye kadar yazılmış bütün Sanskritçe metinler arasında en çok bilineni, en popüler olanı olarak kabul ediliyor Bhagavad Gita. Ben bu kitapla Hindistan'dayken tanışmıştım. Hindistan'da etrafımda Yoga konusunda bilgili bir sürü insan vardı. Onlarla yoga üzerine, yoganın felsefesi üzerine uzun uzun sohbet ediyorduk. Türkiye'de yoga genel olarak insanların eklemlerini, kaslarını çalıştırdıkları bir jimnastik bir spor olarak görülüyor. Konuştuğum Hindularsa, orada konuştuğum yoga hocalarıysa Türkiye'de yapılan bu yogaya Instagram yogası diyorlardı. İnsanların yoga yapmalarındaki en büyük motivasyonlarından birinin fotoğraflarını çekip Instagram'a koymak oluşunu çok sığ buluyorlar. Çünkü yoga sosyal medya görünürlüğüne hizmet edecek bir hobiden çok daha fazlası. Bir yaşam felsefesi aslında. Yaşamımızı, her günümüzü ona göre düzenleyebileceğimiz sistematik bir düşünce birikimi. Yogayı en iyi öğreten temel kitap olarak da Bhagavad Gita kabul ediliyor. Ben Hindistan'da kimden yoga kitabı tavsiyesi istediysem ilk saydıklarından biri Bhagavad Gita oluyordu. Bu kitap Tam tarihi bilinmiyor ama milattan 200 yıl önce yazıldığı tahmin ediliyor. Yaklaşık 700 mısralık felsefi bir şiir aslında bu. Ve bu uzun şiirin içinde bir hikaye anlatılıyor. Bir savaş alanında iki taraf karşı karşıya geliyor. Bu iki taraf birbirleriyle akrabalar ama bir taraf iyiyi, bir taraf da kötüyü temsil ediyor. İyi tarafın en önemli savaşçısı olan Arjuna bir noktada savaşmaktan vazgeçiyor. Diyor ki karşımdakiler benim akrabalarım. Ben onları öldüremem. İşte o anda Tanrı Krishna dünyaya iniyor, Arjuna'nın yanına geliyor ve onunla konuşmaya başlıyor. Ona yoganın felsefesini anlatıyor. Evreni, evrensel ruhu ve bu ruhun bu büyük kolektif ruhun bireyin ruhuyla ilişkisini anlatıyor. İnsanın eylemleri, bilgisi ve adanmasıyla özgürlüğe nasıl kavuşacağını açıklıyor ona. Eylemlerin yani insanın yaptıklarının bütün bu özgürleşme sürecinin temeli olduğundan bahsediyor. İnsanın görevlerini yerine getirmesinin öneminden bahsediyor. Böylece hem insanın hayatı boyunca her an her karar verme anında yapacağı her şeyden önce başvurabileceği bir kılavuz gibi kullanabileceği bir düşünceyi sunuyor. Hem de yoga felsefesinin temel maddelerini, temel unsurlarını ortaya koyuyor. Bu hikaye Bhagavad Gita'daki bu hikaye İnsan yaşamındaki ahlaki mücadeleyi simgeleyen bu mitolojik hikaye aslında çok didaktik, çok mesaj verici, öğretici bir hikaye. Ama buna rağmen yorumada da çok açık bir hikaye. Her okuyanın kendince farklı anlamlar çıkarabileceği, yeni şeyler keşfedeceği çok zengin anlamları olan bir hikaye. Mesela bendeki bu kitapta bir yandan Bhagavad Gita'yı okuyorsunuz. Bir yandan da Gandhi'nin bu hikaye üzerine düşüncelerini okuyorsunuz. Gandhi zaten Bhagavad Gita'ya hayatı boyunca bağlı kalmış bir lider. Her gün düzenli olarak okuyormuş bu kitabı. Ve bu kitaba spiritüel bir sözlük diyor. Herhangi bir dine ait olmadığını, bütün dinlerden herkese hitap ettiğini, herkesin okuması gereken bir kitap olduğunu söylüyor bunu. Onun Bhagavad Gita'nın mesajına dair yorumu da herkesinkinden farklı. Hikayede Tanrı Krishna, Savaşçı Arjuna'ya görevinin öldürmek olduğunu ve görevini yerine getirmesinin bir insan için çok önemli olduğunu söylüyordu. Yani eğer gerekiyorsa öldürmen gerekiyorsa öldürmelisin diyordu. Ama Gandhi diğer taraftan şiddet karşıtlığıyla bilinen bir lider. O Bhagavad Gita'nın mesajını şöyle yorumluyor. Bu hikayede anlatılanı düz mantıkla kabul etmemek lazım diyor alt metni görmek, mesajı almak lazım diyor ve bu savaş meydanındaki hikayeyi bir metafor olarak kabul ediyor. Arjuna'nın akrabalarına karşı savaşını gerçekte gerçek hayatta insanın kendi egosuyla savaşı olarak ele alıyor. İnsan görevini mi yapmalı yoksa kendini düşünüp kendi için akrabaları için mi yaşamalı? Bhagavad Gita'nın sorduğu o ana soruyu bu şekilde uyarlıyor Gandhi. Bu sayede de hem şiddete uzak hem de Bhagavad Gita'ya bağlı kalabiliyor. Çünkü bu kitaptan aldığı mesajla hayatı boyunca hep kendi egosuna karşı savaşıyor. Bhagavad Gita Gandhi dışında hatta Hindular dışında yoga ile ilişkisi çok da bilinmeyen birçok başka insanı da etkilemiş. Bunlar arasında Cesur Yeni Dünya'nın yazarı Aldous Huxley, Walden Ormanda Yaşam'ın yazarı filozof Henry David Thoreau, psikanalist Carl Jung, en çok Siddhartha ve Bozkır Kurdu ile bilinen yazar Herman Hesse de var. Bir de bana çok ilginç gelen bir isim Bülent Ecevit var. İnternette Bhagavad Gita'yı araştırırken bir yazı buldum yazıda Bülent Ecevit'in verdiği bir demeçten bahsediliyor. 1974 yılında Kıbrıs Harekatı'ndan sonra bir İngiliz gazeteci Bülent Ecevit'e bu harekatın nasıl cesaret ettiğini sorduğunda o da insanın doğru olduğunda adaletsizliğe karşı mücadele etmekten tereddüt etmemesi gerektiğini kendisine öğreten Bhagavad Gita'dan güç aldığını söylüyor. Onun dışında yine aynı yazıdan öğrendim ki Bülent Ecevit Ankara Üniversitesi'nde Sanskritçe öğrenmiş. Sonra da Karkütalı filozof, yazar, şair Rabindranath Tagore'un kitaplarıyla tanışmış. Tagor'un ana dili olan Bengal dilini öğrenmiş ve Tagor çevirileri yapmaya başlamış. Daha önce bir videoda size bu kitaptan Tagor'un Gitanjali kitabından bahsetmiştim ve çevirmeninin de Bülent Ecevit olduğunu söylemiştim. Meğerse Ecevit'in Tagor'la ilişkisi bu şekildeymiş. Bu detayları bilmiyordum ben. Ecevit aktif siyaset sahnesine çıktığı zaman 1971'de askeri muhtıra olduktan sonra Türkiye'de birçok kitap yasaklanıyor herkesin bildiği gibi. O kitaplar arasında Bhagavad Gita ve Gitanjali de var. İkisi de Ecevit'in başucu kitapları. Türkiye siyasetinin en entelektüel lideri olduğunu biliyordum Bülent Ecevit'in ama bu kadarını beklemiyordum açıkçası. Hint kültürüne bile bu kadar hakim olması beni biraz şaşırttı. Ama gerçi o zamanlar Hint kültürü Türkiye'ye bugün olduğu kadar uzak değilmiş. Mesela bu kitaplar üzerindeki yasak diğer kitaplardan daha erken kalkmış. Çünkü hem politik ilişkilerde hem de halkın yaklaşımında Hint kültürüne karşı bir yakınlık duyuluyormuş. Ama 1974'te Kıbrıs Harekatı'nda Pakistan Türkiye'yi destekleyince hem devlet kademesinde hem de toplumda Pakistan'a yakınlık duyulmaya başlamış ve zaman içinde Pakistan'ın Hindistan düşmanlığı yüzünden Türkiye'de Hindistan'dan uzaklaşmaya başlamış. Bugüne kadar da bu şekilde bu uzaklaşma artarak devam etmiş. Neyse biz konumuza dönecek olursak Bhagavad Gita'ya dönecek olursak insanlar arasındaki, toplumlar arasındaki bu ego yüzünden yaşanan uzaklaşmaların çıkarlara dayalı sorunların önüne geçmek için Bhagavad Gita önemli bir fırsat bence. Size okumanızı mutlaka tavsiye ettiğim, Türkçe çevirisi de mevcut, mutlaka okumanızı tavsiye ettiğim benim çok sevdiğim bir kitap bu. Bu kitapta okuduğum birçok ders var ve onlar arasından benim en sevdiğim 8 tanesini sizinle paylaşacağım. Belki ilginizi çekerse kitabı edinip tamamını da okursunuz. Şimdi ilk ders. Yoga çok yiyen insana göre değildir çok fazla aç kalan insana göre de değildir. Çok uyuyan insana göre değildir. Çok fazla uyanık kalan insana göre de değildir. Gıda ve dinlenme konusunda her faaliyete yönelik bütün çabalarında ve uykuda ve uyanmada kendini terbiye etmiş kişi için yoga bütün hastalıkların ilacıdır. Kişinin düşünceleri tamamıyla kontrol altında olduğunda, düşünceler sadece evrenin ruhuna gömülü olduğunda, kişi tüm arzu nesnelerine karşı özlemden azade olduğu zaman o kişiye yogi denir. Bu ders özet olarak yoganın aşırılığa kaçmamak, düşünce ve eylemleri kontrol edebilmek, kişinin kendi düşüncelerini, eylemlerini kontrol edebilmesi, hırslarından, egolarından arınması öğütlerini veriyor. Bir diğer derste Bhagavad Gita şöyle diyor. Diğer insanlara yaklaşarak onların keyif ve acılarını da kendisininkiyle eşit derecede hisseden kişi yogilerin en üstünü kabul edilir. Yani yine ego işin içinde ve empati duygusu bu sefer işin içinde. Kişinin kendisini diğer kişilerden farklı görmemesi, onlarla eş görmesi, onları hissetmesi, anlaması ve öyle kabul etmesi, yargılamaması durumunu öğütlüyor. Üçüncü ders, ihtiras, korku ve öfkeden azade olan kişiye anlayışı sağlam münzevi denir. Bağlılığı olmayan, yoluna çıkan iyi ya da kötü şeyler karşısında ne neşe ne de kızgınlık hissetmeyen kişinin anlayışı sağlamdır. Burada bağlanmama teması ortaya çıkıyor. Yoga'nın yine temel öğretilerinden bir tanesi kişinin bağlanmaması. Çünkü bağlılık ego ile ilgilidir. Ego olduğu zaman bağlanmada ortaya çıkıyor. Ego olmadığında bağlılık da azalıyor. Bağlılık azaldığında da kişi iyi ya da kötü şeyler karşısında ne neşe ne de kızgınlık hissetmez oluyor. Yani hislerinden özgürleşmiş oluyor, egosundan özgürleştikçe. Böylece yargılamamaya başlıyor. Hislerini, olan biteni, çevresindeki her şeyi anlamaya ve o şekilde kabul etmeye başlıyor. Dördüncü ders, zihin yoluyla tüm eylemlerden vazgeçen, bedeninin içini mesken tutmuş, kendisinin efendisi olan kişi dokuz kapılı şehrinde hiçbir şey yapmadan mutlulukla yaşar. Yine müzevilikten bahsediyor daha önce bahsettiği gibi. Ve bu sefer dokuz kapılı şehir diyor. Dokuz kapılı şehir insanın bedeni demek. Kişi bedeninin efendisi olduğu zaman, bu dokuz kapılı şehrin efendisi olduğu zaman mutlulukla yaşar diyor. Beşinci ders. Tüm lekelerden arınmış olan yogi kendisini evrenin ruhuyla bütünleştirir ve evrensel gerçeğe temas etmenin sonsuz saadetini yaşar. Yoga ile bezenmiş kişi her şeye tarafsız bir gözle bakar ve bütün varlıkların içindeki evrensel ruh ile evrensel ruhun içindeki bütün varlıkları görür. Burada yogadaki tasavvuf gibi iki ruh düşüncesi ortaya çıkıyor. Yani hem bireyin ruhu hem de bir evrensel ruh, bir büyük kolektif ruh ve bireyin ruhunun Tasavvufta öldükten sonra vahdeti vücut gibi o büyük ruhla birleşmesi. Yogada biraz daha farklı ölmesi gerekmiyor burada bireyin. Hayattayken de meditasyon yoluyla, eylemleri yoluyla, yaptıkları yoluyla kişi ölmeden de dünyadayken de bu kolektif büyük evrensel ruhla birleşebiliyor. Altıncı ders, bilgi uygulamadan daha iyidir. Konsantrasyon bilgiden daha iyidir tüm eylemlerin meyvelerinden feragat etmek ise konsantrasyondan daha iyidir ki huzur feragatten doğar. Yani eylemin üstüne bilgiyi, bilginin üstüne meditasyonu, meditasyonun üstüne de feragati koyuyor. Çünkü feragat demek egoyu kontrol altına almak demek. Yine bir kez daha ego vurgusu öne çıkıyor. Yedinci derse gelelim. Yedinci derste şunu diyor. Gıdadan yaşam meydana gelir. Yağmurdan gıda doğar fedakarlıktan yağmur oluşur ve fedakarlık eylemlerin sonucudur. Yani burada işaret ettiği şey de eylemlerin her şeyin temeli olması. Eylemden fedakarlık, fedakarlıktan yağmur, yağmurdan gıda, gıdadan da yaşam meydana geliyor. Yoga'nın özünde eylemler var yani. Kişinin yaptığı en ufak şeyin bile büyük önem taşıdığı düşüncesi var. Sekizinci ve benim bugün sizinle paylaşacağım son ders şöyle. Toprak, su, ateş, hava, eter, zihin, akıl ve ego. Benim tabiatım bu sekiz parçaya bölünmüştür. Bu sınıflandırma aslında yoganın bir özeti. Elementleri zaten biliyoruz. Toprak, ateş, hava ve suyun temel elementler olduğunu biliyoruz. Dünya tarihinde uzun bir süre eterin de önemli bir element kabul edildiğini biliyoruz. Dünya dışındaki evrenin tamamıyla eterle kaplı olduğu düşünülüyormuş uzun yıllar boyunca. Ama zihin, akıl ve ego burası bence önemli. Bu üç maddenin de diğer maddelerle eşit bir şekilde e, evreni, yaşamı oluşturan temel elementlerden biri kabul ediliyor olması. Yoga felsefesinin doğasını gösteriyor aslında. Dünya üzerinde gözümüzle gördüğümüz, elimizle tuttuğumuz somut maddelerin, toprak, ateş, hava, su ve eter gibi maddelerin yanına yoga, ego, akıl ve zihni de koyuyor. Ve yaşamı oluşturmada, evreni oluşturmada, bu üçünün de diğer somut maddelerle eşit payı olduğunu söylüyor. Bu bakımdan bence bu sınıflandırma yoga felsefesinin tam bir özetini yapıyor. Bhagavad Gita bunlar gibi yüzlerce dersle dolu. Bu sizinle paylaştıklarım benim en sevdiklerimdi. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Lütfen beğen butonuna basmayı ve kanala abone olup yorum yapmayı da unutmayın.